Ahirete gittiğimiz zaman hiç tanımadığımız, yüzünü dahi görmediğimiz insanlar bizim yakamıza yapışacak. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim, günümüzde sosyal medya diye bir hadise var. Bu bizim için gerçekten büyük bir nimettir ama aynı zamanda büyük de bir vebaldir. Allah-u Teala lütufta bulunuyor, insanlara nimetler veriyor. Bu nimetleri insan kötüye kullanırsa kendi aleyhine olur. Ama iyiye kullanırsa da kendi lehine olur. Bizler elhamdülillah bu YouTube kanalı sayesinde sizlere hayırlı hizmetler sunmaya gayret ediyoruz. Din-i mübini İslam'ın ahkamını sizlere aktarmaya gayret ediyoruz. Rabbim istikametimizi bozmasın, istikametle yürümeyi hepimize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, Allah-u Teala alemlerin Rabbidir. Sosyal alem de Allah'ın alemlerinden bir alemdir. Allah-u Teala bizim dünyada yaptığımız her şeyden bizi sorumlu tutacağı gibi sosyal alemde de yaptığımız paylaşımlardan mutlaka sorumlu tutacaktır. Bizim konuşmalarımız, bizim paylaşımlarımız çantamıza doldurduğumuz malzemeler gibidir. Ahirette çanta açılacak, buyur dünyada bunları doldurdun denilecek. Değerli kardeşlerim, az önce de ifade ettiğim gibi Allah-u Teala bizim dünyada yaptığımız her şeyimizi meleklere kaydettiriyor. Ahirette önümüze çıkacak. Hayır yaptıysak hayırlar da karşımıza çıkacak. Şer yaptıysak şerler de karşımıza çıkacak. Sosyal medyada ciddi olarak bir bilgi kirliliği var değerli kardeşlerim. Önüne gelen her şeyi paylaşıyor. Yalan bir haberi çok rahat bir şekilde yayabiliyor. Birisine iftirayı çok rahat bir şekilde farkına varmadan yayabiliyor. Bazen görüyorum, o kadar üzülüyorum ki salih insanlar, güzel, kaliteli, değerli insanlar aleyhinde hiç de haberleri yok. Birisi bir şey yazmış. 2 satırlık, 3 satırlık bir iftira metni yazmış. Onu gören zavallı Müslümanlar da bunu paylaşıp o insan hakkında insanların kötü düşünmesine vesile oluyorlar. Veya ona kötü konuşmalarına, ona küfretmelerine vesile oluyor. Bu arkadaş belki de bunun doğru olduğunu bildiği için böyle yapıyor. Ama ahirete gidecek o salih, o güzel insanlar yakasına yapışacak. Gel bakalım buraya. Bana iftira etmiştin. Ben iftira etmedim, ben seni tanımam bile. Tanımazsın ama böyle yapmıştın diyecek. İlla bunun salih insan olması önemli midir? Salih insanlara yapılırsa çok daha berbattır bu iş. Ama herkese yapıldığı zaman, ahirete gittiğimiz zaman hiç tanımadığımız, yüzünü dahi görmediğimiz insanlar bizim yakamıza yapışacak değerli kardeşlerim. Sebep? İftira ettik. Onun aleyhine duyduğumuz bir şeyi paylaştık ama yalan idi. Veyahut da bir hata yapmış olabilir insanlar. Bunu siz çıkıp sokakta bağırmak zorunda değilsiniz. Böyle bir görevimiz yok değerli kardeşlerim bizim. Ondan sonra da ya Rabbi ne olur beni dünyaya gönder tekrar bir şeyler yapayım deseniz dönme şansımız var mı? Maalesef ki yok. Değerli kardeşlerim, sosyal medyada izlediklerimize dikkat edelim. Bizi mahvedecek içerikler var maalesef. İtikaden bozacak, ahlakan bozacak çok şeyler var. Bununla beraber hele hele paylaştığımız şeyler birilerinin aleyhine ise yandık değerli kardeşlerim, yandık. Mahvolacağız. Bakın bu iş çok ciddidir ha. Hani Efendimiz Aleyhisselam'ın bir ifadesi var ya. Kefa bil mer'i ithmen en yuhaddise bi kulli ma semi'a. Kişiye duyduğu her şeyi söylemesi günah olarak yeter. Eskiden bir kişi kaç kişiye bir yalanı veya bir yanlışı aktarabilirdi? Ama şimdi bir tık yapıyorsunuz, binlerce insana duyduğunuz bir yalanı aktarmış oluyorsunuz. Bunun vebalini nasıl ödeyeceğiz? Değerli kardeşlerim, ne olur sosyal medyayı Allah için kullanmaya gayret edelim. Birilerine iftira etmek için, birilerini karalamak için asla kullanmayalım. Bizim amel defterimizdir bu. Ahirette karşımıza çıkacaktır. Rabbim faydalı işler yapmayı hepimize nasip eylesin. İnsanların aleyhine olacak, din-i mübin İslam'ın aleyhine olacak paylaşımlardan hepimizi korusun, muhafaza eylesin.